Merhaba arkadaşlar, ben Cansu Hoca. Hız problemleri tespitiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Size kısaca konudan bahsetmek istiyorum. Şimdi birincisi x eşittir v çarpı t. X burada yoldu, v burada hızdı, t de burada zamandı. Zamandı. Bunu unutmayın, bunu her zaman kullanacağız. Çok karşınıza çıkacak. İkinci yolumuz, ikinci yöntemde v1 ve v2 hızları birbirlerine doğru hareket etsinler. v1 hızlısı ve v2 hızlısı. V1 daha hızlı olursa v2'ye daha yakın bir yerde karşılaşacaklar. Bu aldığı yola ben x dersem, buraya da y dersem, bu komple aldığı yol x artı y olduğu için ben buna büyük x diyeyim. Büyük x eşittir x artı y'ye eşit olmuş olacak. Bunlar daha küçük, dikkat ederseniz. İkisi aynı sürede burada olacağı için bunun için geçen süre her zaman t'dir. Bunun için geçen süre de t'dir. Ben burada o zaman yazacak olursam x eşittir. Burada küçük x dediğim şey v1 çarpı t'ye eşit. Y dediğim şey de burada v2 çarpı t'ye eşit. Ben parantezi alacak olursam burada t parantezini alacak olursak v1 artı v2 çarpı t'ye eşit olmuş olacak. Mantığı buradan geliyor. Ezber yapmayın lütfen. Nereden geldiğini anlayın. Üçüncü özelliğimizde biz bu üçüncü özellikte v1 ve v2 hareketlisi, burası A, burası da B olsun. V1 hareketlim benim buradan çıksın. V2 hareketlim de benim B'den çıksın. Bunlar C noktasında karşılaşsınlar. V1'in daha hızlı olması lazım ki V2'ye yetişebilsin burada. O yüzden ben bunu şu şekilde alacağım. V1'den V2'yi çıkartmam gerekiyor. Sebebi de şu. Uzun uzun mantığını anlatmak istiyorum. Çünkü mantığını anlarsanız daha iyi olacak sizin için. Buraya X, ben buraya Y diyecek olursam X ile A'dan çıkan C'ye geldiği zaman, yani V1 hareketlisi daha hızlı olduğu için X artı Y yolunu alması gerekiyor. O zaman X artı Y yolunu alacaksa eğer, burası V1 hareketlisi, T sürede gelecek buraya. V2'den çıkan da ne kadar yol almış olacak? Y kadar yol almış olacak. Hangi hızla? V2 hızıyla T süre yol almış olacak. Ben Y gördüğüm yere V2 çarpı T yazarsam, birinci denklemde yerine yazacak olursam, X artı Y yerine yazdım. V2 çarpı T eşittir V1 çarpı T. Ben buradaki amacım X'i çekmekti. X eşittir dersem, X'e T olduğu için V1'den V2'yi çıkartmam gerekiyor. T parantezini aldığım için bu şekilde yazacağım. Formülüm bu şekilde olacak. Üçüncü özelliğimdeki formülüm de benim bu şekildedir. Şimdi birinci sorum ile başlayacak olursam. Direkt formülleri bu arada şu şekilde de ezberleyebilirsiniz. X eşittir V çarpı T, iki tane iki hızlı, yani iki tane eğer benim burada hızlı hızım varsa, bunlar C noktasında karşılaşıyorlarsa eğer, hızlarını topluyorum, zamanla çarpıyorum. İki tane hızlı burada C noktasına yetişmeye çalışıyorsa, ikisi de aynı yönde hareket ediyorsa, hızlarını birbirinden çıkartacağım. İki hızlı burada ikinci özellikte karşılıklı, yani zıt yönde hareket ediyorsa hızlarını topluyorum. Üçüncü özellikte de eğer ikisi de aynı yönde gitmeye çalışıyorsa, hızı yüksek olandan düşük olanı çıkartıyorum, zamanla çarpıyorum. Bu şekilde de öğrenebilirsiniz. Birinci soruyla başlayalım. Saatte 110 km hızla 4 saat yol alan bir hareketle toplam kaç kilometre gitmiştir? X eşittir V çarpı T formülüyle yapacağız. Saatte 110 km hızla. Hızdan bahsettiği için yani V, 110 yazdım. 4 saatte demiş. 4 ile çarpacağım. Benden yolu istemiş. Yol buradan 440 kilometre olacaktır. Ceyhan. İkinci soruya bakalım. Bir hareketli yolun bir kısmını 70 km hızla 3 saatte, kalan kısmında saatte 90 km hızla 4 saatte giderek yolculuğunu tamamlıyor. Toplam gittiği yolu bana sorduğu için, yani benden x eşittir v çarpı t'yi istiyor.
Ama iki parçada gitmiş. Bir kısmına gitmiş, daha sonra da kalan kısmına gitmiş. 70 çarpı 3 hız çarpı zaman dedim. Artı ikinci durumda da 90 kilometre hızla, yani V ile 4 saatte gitmiş. Toplam ne kadar yol aldı? Burası 210, burası da 360. X eşittir buradan 570 gelecektir. Yani cevabımız burada Edirne'dir. Üçüncü soruya bakalım. Bir hareketli 510 kilometrelik bir yolun ilk bölümünü saatte 75 kilometre hızla 4 saatte gidiyor. Kalan yolun 3 saatte gidebilmesi için saatteki hızında nasıl bir değişim olmalıdır diyor. X eşittir V çarpı T gene. Burada V çarpı T. Burada 510 kilometrelik yol bana verilmiş. İlk hızım benim 75 kilometreymiş. 4 saatte. Kalan kısmını kaç saatte gideceğini ben bilmiyorum. Hızını bilmiyorum ama saatini biliyorum. 3 saatte tamamlayacak. Buradaki ikinci kısmın kaç kilometre hızla aldığını bulmamız gerekiyor. Burası 510. 75 ile 4'ü çarparsam 300. Burası da 3x geldi. 510'dan 300'ü çıkartırsam 210 eşittir 3x. X buradan eşittir 70. Ben burada kırmızıyı almak istiyorum. İlk kısmı ve ikinci kısmı aldığı hızını bulacağım. İlk hızım benim 75'ti. İkinci kısımdaki hızım 70. Karşılaştırma yapacak olursam ilk durumda 75'ti. İkinci durumda 70 olmuş. Kaç kilometre hızım azaltılmış? 5 kilometre azaltılmış. Dördüncü soruyla devam edelim. İki tane karşılıklı hareketli birbirlerine doğru hareket ediyorlar. 420 kilometreymiş aralarındaki mesafe. Bunlar 7 saat sonra karşılaşıyormuş. Hangisinin hızlı olduğunu söylememiş. Yine ben V1'in daha hızlı olduğunu farz edersem burada karşılaşsınlar. V1 çarpı 7, V2 çarpı 7 yol almış olacak. Hız çarpı zamandan. O zaman 7'ler aynı olduğu için 420 eşittir V1 artı V2 çarpı 7 demek zorundayım. Zaten 7 parantezini alacak olursam V1 artı V2 olmuş olacak. Bu formülü kullanmış oldum. 2'deki formülü kullanmış oldum. 2'deki formülü kullanmış oldum yani. Burada. Çünkü birbirlerine doğru hareket ettikleri için bunlar, gördüğünüz gibi birbirlerine doğru hareket ettikleri için hangisini kullanacağını burada öğrenmeniz çok önemli. Bana demiş ki burada bu hareketlilerin hızların toplamı saatte kaç kilometredir? V1 artı V2 isteniyormuş sadece benden. O zaman her tarafı ben burada 7'ye bölecek olursam V1 artı V2 bulmuş olurum. V1 artı V2 buradan 420'yi 7'ye bölecek olursam 60 gelecektir. Yani cevabımız burada bizim Bursa olacaktır. Beşinci soruyla devam edelim. Beşinci soruda yukarıdaki hızları verilmiş iki araç aynı yönde aynı anda hareket ederlerse A'dan hareket eden B'den hareket edeni kaç saat sonra yakalar diye soruluyor. Şuna benziyor gibi, üçüncü özelliğe benziyor gibi ama hiçbir zaman ezber yapmayalım, bir bakalım sorumuza. Şimdi burada sadece dikkat ederseniz şurası verilmiş, yani 120 verilmiş burada. Benden siz o zaman sadece burada bu 120 dediğim kısmı biliyorsunuz. Şimdi şu şekilde yapacağım. Ben buraya Y diyecek olursam eğer bunlar bu noktada karşılaşacaklar. Hızlı olan 75 kilometre olan burada ne kadar yol almış olacak? 120 artı Y kadar yol almış olacak. Her zaman yoldan başlıyordum. 120 artı Y dedim. Eşittir 75 çarpı ne kadar sürede gittiğini bilmiyorum. O zaman T diyeyim.
İkinci kısma geçtim. Buradan hareket eden 60 km hızla gidiyordu. Y dediğim şey burada eşittir. Bu 60 km hızla giden Y kadar yol almış olacak. Yol eşittir hız çarpı zamandı. Y dediğim şey burada 60T gelmiş oluyor. Burada götürüp yerine yazacak olursam, ilk denklemde yerine yazacak olursam 120 artı 60T eşitmiş 75T'ye. 120 eşittir. 75T'den 60T'yi çıkartacak olursam 15T. T buradan eşittir. Her tarafı 15'e bölecek olursam T buradan 8 gelecektir. A'dan hareket eden B'den hareket edeni kaç saat sonra yakalar diye soruluyor. Burada 8 saat sonra ikisi de burada olmuş olacak. O zaman birbirlerini 8 saat sonra yakalamış olacaklar. 6. soruyla devam edelim. 6. soruda burada bize iki hareketlinin birbirlerine doğru hareketleri verilmiş. O zaman bu kesinlikle ikinci özellikten yapılacak dedim. Aradaki mesafeyi de vermiş. 2 saat sonra karşılaştıklarını söylemiş. O zaman direkt yazalım. V eşittir. Birbirlerine doğru hareket ettikleri için şu şekilde de ezberleyebilirsiniz. Zıt kutuplar birbirlerini çeker. Yani pozitif bir şeymiş gibi düşünürsem. 6V artı 3V'yi topladım ben burada. Çarpı T dediğim burada 2'ymiş. İstediğim yolda 360'tı. 360 eşittir. Burası 9V çarpı 2 gelmiş oluyor. 360 eşittir burada 18V ve buradan eşittir 20 gelecektir. Benden neyi sormuş? A'dan B'ye hızlı olan kaç saatte gider? Hızlı dediğim 6V'ydi. Aldığı yol A'dan B'ye değdiği için A'dan çıkmış B'ye gitmesini isteniyor. 360 km yol alması gerekiyor. Hızım 6 ve ne kadar sürede aldığını soruyor bize. Ben bunu eğer T1 dersem, eğer T1'i bulalım. V dediğimiz şey burada 20 idi. Demek ki 120 km hızla gidiyormuş. V buradan 20 idi. V yerine 20 yazacak olursam 6 ile 20'yi çarparsam 120 km hızla gidiyormuş. 360 eşittir 120 çarpı T1. T1 eşittir buradan 3 gelecektir. Yani cevabımız Adana gelecek. Arka sayfa ile devam edelim. Burada 7. soruda bir hareketli A'dan B'ye saatte 80 km hızla 6 saatte gidiyor. Aynı yolu 16 saatte dönebilmesi için hızını saatte kaç kilometre azaltmalıdır diye soruyor. Giderken 6 saatte daha hızlı gidip dönüşte de yavaş yavaş dönmesini istemiş. Kesinlikle o zaman hızımı azaltmam gerekiyor ki daha yavaş dönebileyim. Benim aldığım yol A'dan B'ye gidileceği için A'dan B'ye AB mesafesini ben burada 80 km hızla 6 saatte gidiyormuşum. Dönüşte de dönüşteki hızımı bilmiyorum. 16 saatte dönmem isteniyor. Şimdi benim yolum burada AB dediğim yol kaça eşit? 480'e V çarpı 16. Her tarafı 16'ya bölecek olursam ben burada V dediğim şey burada neye eşit? 30 olmuş oluyor. 30 gelmiş oluyor. Bana burada hızını saatte kaç kilometre azaltılmalıdır demiş. Yani 30 bulduysam götürüp de 30'u işaretlemeyin lütfen. 80'den 30'a inmesi için hızımı ne kadar azaltmam gerekiyor? 50 kilometre azaltmam gerekiyor. 80 iken 30 yapmam istenilmiş. 8. soru ile devam ediyorum. 8. soruda A ve C'deki hareketliler birbirlerine doğru hareket ettiklerinde B'de karşılaşıyor. İkisi de B'de karşılaşıyorlarmış. Burada hangi özellik olduğunu da bir taraftan düşünün siz de. Daha sonra burada BC'yi vermiş bana. Sadece BC 400 kilometreymiş. AB istenmiş. Şu kısım istenmiş. Bu benim ikinci özelliğime benziyor. Hızlarımı ben burada biliyorum, toplayabilirim ama dikkat ederseniz zamanı da biz bilmiyoruz burada, yolu da tam hakim değiliz. O yüzden sırayla yapalım. Ben buraya AB kısmına A diyebilirim, B diyebilirim, istediğim harfi verebilirim. Ben burada küçük x demek istiyorum.
Aldığım toplam yol benim burada x artı 400 kilometre olacak. Ama ben A'dan C'ye gitmiyorum. A'dan B'ye gidiyorum. C noktasından da çıkmışım. B noktasına varacağım. Bu mantığını iyi oturtmanız lazım. Ezber yapmayın. Ben A'dan çıkıp B noktasına gideceksem x kadar yolu 3V hızla T sürede almışım. 2V hızıyla hareket eden ne kadar yol almış? 400 kilometrelik yolu 2V hızıyla T sürede almış. Ben burada V'leri T'lere bilmediğim için diyorum ki ben burada oran yapayım. Ancak bu şekilde bulurum. Çünkü çok fazla bilinmeyen var. V'ler ve T'ler gitmiş olacak. İçler dışlar çarpımı yaparsam ben burada. X ile 2'yi çarptım ben burada. 2x. 400 ile de 3'ü çarparsam 1200 gelecek. X buradan eşittir. 600 gelecektir. 600 kilometreymiş demek ki bu x. Benden de zaten x'i sormuştu. A, B arasındaki mesafe. O zaman direkt 600 diyeceğim. 9. soruyla devam edelim. 9. soruda bize burada bir araç bir yol boyunca 2 saat 3 ve hızıyla 3 saatte 4 ve hızıyla gidiyor. Toplam gittiği yol 360 kilometre olduğuna göre ben burada 360 kilometrelik yolu ilk başta 3 ve hızıyla 2 saatte daha sonra da ikinci kısmını da 4 ve hızıyla 3 saatte gitmişim. Bana bu araç aynı yolu 2 ve hızıyla kaç saatte gider diye soruyor. Ben buradan V'yi bulabilirim. 360 eşittir 6V artı 12V. 360 eşittir 18V ve buradan eşittir 20 gelecektir. Benden ne istemişti? Yolum aynı yol. 360 kilometrelik yol. 2V hızıyla. V'yi ben burada 20 bulmuştum. V'yi götürdüğüm yerine yazdım. 2 çarpı 20'den 40 kilometre gelmiş oldu. 40 kilometrelik hızla ne kadar sürede gittiğimi sordu. T1 buradan ne gelmiş oluyor? Her tarafı 40'a bölecek olursam 9 saat gelecektir. Yani cevabımız burada Denizli olacaktır. 13 soruyla devam edelim. Aralarında 360 kilometre olan iki araçtan birinin saatteki hızı diğerinden 40 kilometre fazlaymış. Karşılıklı hareket ettiklerinde 3 saat sonra karşılaşıyorlar ise hızlı olanın hızı saatte kaç kilometredir diye soruluyor. Şimdi benim bu hangi özelliğim, birinci özelliğim mi, ikinci özelliğim mi? Başta ona karar vermem gerekiyor. İkisi birbirlerine doğru hareket ettikleri için bu benim ikinci özelliğim olmuş oluyor. V1 hızıyla diğeri de V2 hızıyla karşılıklı hareket etmiş olsun. Biri diğerinden 40 kilometre daha hızlıymış. Ben bu V1'e V2'ye bir şey de diyecek olursam ben buna V artı 40 kilometre hızla gitsin diyeyim. V2 dediğim hızla da V kilometre hızla gitsin dedim. V1 daha hızlı olmuş olsun dedim. O zaman V2'ye daha yakın bir yerde karşılaşırlar bunlar. Burası aralarında 360 kilometre yol varmış. Yani bunun komple hepsi şurası 360 kilometreye eşitmiş. Bana burada kaç saatte gittiğini de vermiş. 3 saatte. Bu yol eşittir. X eşittir V çarpı T idi. Ben bunu yazacak olursam x eşittir V1 artı V2 çarpı T idi benim formülümden. X dediğim burada 360 eşit. V1 hareketlisinin hızı V artı 40. V2 hareketlisinin hızı da V demiştik. Çarpı T dediğin sürede 3 saat verilmiş bana. Ben buradan V'leri bulabilirim. 360 eşittir. 2 tane V artı 40 çarpı 3. Bununla bunu sadeleştirecek olursam burada kırmızıyı aldım. 360 ile 3'ü sadeleştirecek olursam 120 eşit. 120 eşittir. 2V artı 40'tan V buradan eşittir. 40 gelecektir. Benden ne istemiş burada? Hızlı olanın hızını istemiş. Ben burada 40 yazacak olursam
40 artı 40'tan 80 gelecektir hızı. Yani cevabımız burada Adana olacaktır. 11. soru ve son sorumuz bu da. ABCD kare verilmiş. EFGH da orta noktalarmış. A'dan F'ye 30 km hızla birinci ok yönünde 4 saatte giden bir araç. Bu ilk durumum benim. İkinci durumda da A'dan F'ye ikinci ok yönünde saatte 40 km hızla kaç saatte gider diye soruluyor. Şimdi ben bunların kare olduğu için her birini x kadar yol almış diyebilirim. A'dan G'ye x, G'den B'ye x, 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 x ve x kadar. Her biri 2x, dikkat ederseniz her bir kenarı tam yerleştirilmiş oluyorum. Şimdi ilk durumu hesaplayacak olursak biz burada vur olalım. A'dan F'ye 30 km hızla birinci ok yönünde A'dan biz buraya F'ye 30 km hızla saatte 4 saatte gidiyormuşuz. Şimdi kaç x kadar yol almış oldum ben burada? X, x, x. Toplamda 3x kadar yol aldım. Ben burada 30 km hızla 4 saatte gitmişim. X'i ben buradan bulabilirim. Bununla bunu sadeleştirirsem 10, x buradan eşittir 40 gelecektir. İkinci duruma bakıyorum. İkinci ok yönündekine bakayım. Onu da mavi ile yapıyorum. İkinci ok yönünde A'dan F'ye. A'dan F'ye gidiyorum bu sefer. İkisi de dikkat ederseniz F noktasında buluşmuş oluyor. A'dan F'ye kaç tane x gitmiş oldum? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane x gittim ben burada. Diyor ki bana saatte 40 km hızla, hızım da 40 km'ymiş. Kaç saatte gittiğimi sormuş. T1 diyorum bilmediğim için. Şimdi x'i ben burada 40 bulmuştum. 5 çarpı 40 eşittir 40 çarpı T1. 40 ders gitti. T1 burada 5 gelmiş oldu. Yani cevabımız bizim burada Denizli. Sen burada T1 demek zorunda değilsin. T de diyebilirsin. Ama ilk durumda T1 ilk durumda 4 dediği için ben karışmaması için T1 dedim burada. Dersimizi burada bitiriyoruz gençler. Hepinizi öpüyorum.